Herkese merhaba. TR Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan ben. Bugün biraz Merkez Bankası konuşacağız. Yarınki kritik PPK toplantısı öncesinde beklentilerimizi ve ilerleyen dönem Merkez Bankası politikasına ve enflasyon rotasına ilişkin öngörülerimizi paylaşacağız. Şimdi tabii içinde bulunduğumuz şartları şöyle bir ortaya koyduğumuz zaman enflasyonda artış devam ediyor ve önümüzdeki 2-3 ayda da devam edecek bir yükseliş olacağı anlaşılıyor. Bunun haricinde 19 Mart'tan öncesine oranla daha fazla risk maliyetine katlanma durumumuz söz konusu. Ve bu da şöyle bir duruma işaret ediyor. Makro dengeleri sağlamak ve piyasaları ikna etmek için Merkez Bankası'nın daha fazla faiz uygulaması gerekebileceği bir ortam söz konusu. Şimdi neden tabii ki risk maliyetimiz 19 Mart öncesine göre artış göstermiş durumda? 19 Mart'taki görev değişikliği ve bunun görünen sebebi Şahin bir Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması. Çünkü hani politikalar olgunlaşma aşamasındaydı. Ve sıkı para politikasının sonuçları ilerleyen aylarda alınacaktı. Ve Mart sonunda yaşadığımız TL değer kaybını yaşamayacaktık. Bu da ilave enflasyon baskısı anlamında biraz daha rahat bir konumda olmamızı sağlayacaktı. Zaten enflasyon tepe noktasını görüp de düşüşe geçtikten sonra da daha düşük enflasyon oranları bizim faizleri indirmemize de olanak verecekti. Şimdi içinde bulunan konjüktür itibariyle kurdan gelen etki. Yani bu hem geçmişin tam yansımamış etkisi var. ÜFE'de biriken etki. Bu zaten hani ÜFE'nin çok ciddi anlamda tüfeğiyle arayı açmasına neden oldu. Arada şu an yaklaşık %15'lik bir marj var. Tabii yurt dışında ham madde fiyatlarında artış, nakliyedeki sıkıntılar nedeniyle navlundaki artış, bunların hepsi iç piyasada da ürünün fiyatlandırmasını etkiliyor. Bir de tabii ithal mal olduğundan dolayı kur arttıkça fiyat artıyor. Bunlar enflasyon baskısını arttıracak, ağırlık kazandıracak unsurlar. Tabii şimdi üretici maliyetleri ve tüketici enflasyonu arasındaki fark itibariyle bekletilen bir zam etkisi olduğunu da düşünecek olursak TÜFE tabii ki ilerleyen aylarda yüksek oranlarda artış göstermeye devam edecek noktasına geliyor bu. Dolayısıyla enflasyon tepe noktası daha önceki projeksiyonlardan yukarıda olabilir. Enflasyon ara dönem hedeflemesi yine önceki projeksiyonların üzerinde olabilir. Zaten resmi projeksiyon aşırı iyimser kalıyor. %9.4'lük bir tek haneli enflasyonun yıl sonunda sağlanması ihtimali imkansıza yakın. O yüzden ay sonunda da 29'unda enflasyon raporunda da zaten bir revizyon gelecektir o tarafa. En azından piyasa beklentileriyle daha uyumlu olabilmek adına. Şu an hani güvenilir kurumların yıl sonuna dair %13'lere doğru projeksiyonlarının kayması durumu var. Bu da aşağı yukarı hani yıl sonunda iyi ihtimalle %15, belki onun daha biraz daha üzerinde bir politika faizi görülmesini sağlayabilir. Hem zaten hani yakın dönemde politika esnetme anlamında enflasyon yukarıya doğru gitmeye devam edeceği için bir şey yok, bir alan yok. Hem de oluşabilecek alanda çok sınırlı olacak. Görünen o. Yani şu an %19 faiz uygulamada olduğuna göre Merkez Bankası en fazla 400 bas puan faiz indirebilir. Hatta o kadar bile indiremeyebilir. Görüntü bunu gösteriyor. Hatta tabii ki enflasyonun genel patikasına, rotasına ilişkin risklerin de yukarı yönlü olduğunu bu noktada belirtmek gerekiyor. Yani şu an enflasyonun ana bileşenleri ÜFE'nin üzerinde durduk. Ham madde fiyatlarının etkisi var dedik. Hani dışarıdan dolayısıyla ithal edilen bir enflasyon durumu var. Hem meta fiyatları hem
petrol fiyatlarının artışı var. Tabii bu durumun enflasyonun geneline doğru bir yayılma etkisi olacağı gibi aynı zamanda Mart'ın son bölümünden itibaren oluşan %12-13'lük TL değer kaybının etkileri olacaktır. Bunun dışında tabii ekonomide kapanmalar var, hizmet fiyatlarını etkileyecek bir durum yaratacak. Bu muhtemelen hem belli dönem kapanmanın getirdiği gelir kaybı etkisi hem de kısıtlı oluşacak yine hizmet arzından dolayı yeni fiyat dengeleri oluşacaktır. Bu da enflasyonun temel bağlı hizmetler tarafında yukarıya doğru gitmesi demek olacaktır. Gıda belki biraz hafifleyebilir çünkü taze meyve sebze sezonu olacak yine ama tabii orada global gıda fiyatlarından gelen etki burada dünyadaki gıda fiyatlarının artışı arz kaynaklı. Bizde arz kaynaklı olmasa bile maliyet kaynaklı olarak gıda fiyatlarının yine oynak bir durumu olabilir. Yani görüntüde bakıldığı zaman aslında enflasyon genel görünümü itibariyle çok tabii ki Merkez Bankası'na gevşeme anlamında imkan soran, alan soran bir durum yok. Bu yüzden Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına bağlı kalmaya devam etmesi gerekliliği var. Bunun sinyalini zaten Kavcıoğlu verdi. Yani enflasyon aşağıya doğru ibresini döndürmeden Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi yapması imkan dahilinde gözükmüyor. Ama biz tabii şu noktada faiz indirimi yapmaz diyoruz. Faiz arttırımı yapar noktasında çekincede kalıyoruz. Hani bu neden bu şekilde? Yani faiz arttırımını normalde değerlendirecek bir pozisyonda olmalıyız. Çünkü biz şu anda benzer enflasyon oranlarına kıyasla bizim en önemli değişen unsurumuz 19 Mart öncesine göre risk primimiz. CDS'de çünkü önceki 4 ayın gelişmelerinin tamamı geri alınmış noktada. Bu şu açıdan önemli. Şu an biz reel faiz pozisyonunda diğer gelişen ülkelere göre iyi görünüyoruz ama bu portföy tercihlerinde, yani tabii ki portföy tercihlerini Türkiye ekonomisini kurtarmak anlamında ön plana sokma şeyinde değiliz ama bunun idealinin doğrudan yatırım olduğu çok açık ama hani kısa dönemde portföy hareketleri anlamında benzer reel getiri veren bir ülkeye kıyasla risk maliyetiniz yüksekse yatırım tercihi diğer ülke olacaktır. Bu yüzden ikna edici bir reel faiz oranı kadar aynı zamanda hani bu reel faiz oranının içerisinde riskten gelen etkinin de bulundurulması gerekli ki enflasyonun da tabii ki oluşturacağı tepe noktası itibariyle mevcut alanın da ne kadar korunaklı olacağı eskiye göre biraz daha belirsiz. Yani %19 önceki şartlara göre, Ağbal dönemi şartlarına göre makuldü. Ama Kavcıoğlu dönemi şartlarında oluşacak ilave enflasyon baskısının da bu noktada politika faizi, enflasyon marjını daraltma ihtimali olabilir. Bu yüzden sıkılaşma ihtimalini Merkez Bankası dışlamayacaktır diye düşünüyorum ve aksiyona girmese bile politika açıklaması içerisinde ek sıkılaşma seçeneği bulundurulacaktır düşüncesindeyim. Yani buradaki şartlar 15 Nisan PPK'sında da takip eden Mayıs PPK'sında da benzer şekilde gerçekleşecektir. Çünkü Mayıs PPK'sında da geçerli olan enflasyon Nisan enflasyonu olacağından dolayı daha düşük değil daha yüksek bir enflasyon görünümü olacaktır. Dolayısıyla oradaki şartların da çok fazla değişmesini beklemeyiz. Şimdi tabii bu noktada toparlayacak olursak saydığımız nedenlerden dolayı öngörülebilir gelecekte sıkı para politikasının yani enflasyonun bir miktar üzerinde faiz uygulamasının devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. 15 Nisan PPK'sında da bu nedenden dolayı
bir faiz değişikliği olmasını beklemiyoruz. Merkez Bankası şu aşamada faiz indirimlerine başlayacak bir pozisyonda değil. İlerleyen dönemde belki enflasyon düşmeye başladığında enflasyondan daha proaktif bir şekilde düşürür mü faizleri? Daha aceleci bir şekilde düşürür mü? Bence asıl belirsizliği yaratan etmen bu olur. Hani yakın tarihteki politika uygulamalarında da biz faizleri indirme konusunda acele ettiğimiz zaman faizleri daha sonraki dönemde daha hızlı bir şekilde arttırmak durumunda kaldık. Yani orada ekonomik büyümeye biz çok fazla destek veremedik. Abel'in düsturu faizleri yarın indirebilmek için bugün yüksek tutmak üzerineydi. Faizleri indirdiğiniz zaman zaten hani enflasyonu indirmeniz gerekiyor ilk önce. Enflasyonu indirdiğiniz zaman faizleri indirme imkanınız oluyor. O zaman da sürdürülebilir büyümeye daha fazla destek verebiliyorsunuz. Yani olay ilk önce enflasyonu halletmekten geçiyor. Yani bu bağlamda biz faiz indirimini tabii ki ihtimallerin arasında şu an henüz koymuyoruz haliyle. Yarın faiz indirimi beklemiyoruz ve enflasyonun ve piyasanın getirdiği koşulları itibariyle de Merkez Bankası'nın ilave sıkılaşmayı değerlendirebilecek bir pozisyonda olması gerektiğini düşünüyoruz.